Konuşma sırası Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Tokat Milletvekili Özlem Zengin'dedir. Buyurun Sayın Zengin, süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Dışişleri Bakanımızın bizlere vermiş olduğu bilgileri çok kıymetli buluyorum. Bu manada bu harekat başlamadan evvel Milli Savunma Bakanımızın siyasi parti gruplarını ziyaret ederek operasyona dair daha öncesinde ve devamında bilgi paylaştığını da genel kurulumuza hatırlatmak istiyorum. Şimdi tabii son konuşmacı olduğunuzda evet elinizde metinler var ama sizlerle beraber dinlediğimizde doğrusu bir canlı bir konuşmayı tercih ediyorum. Buna baktığımda neden sürekli kendimizi suçlu olarak aradığımızı merak ediyorum. Neden hep biz suçluyuz? Neden Türkiye hep suçlu? Bakıyorum rakamlara, çok uzağa gitmeye gerek yok. Bu savaş tam 8 yıldır devam ediyor. Bir gün iki gün değil, 8 yıldır devam eden bir savaş. 1 milyon insan ölmüş, hiç kimsenin umurunda değil. Türkiye dışında hiç kimsenin umurunda değil. Suriye'deki savaştan bahsediyorum, iç savaştan bahsediyorum. Tanımlamayı bana bırakırsanız devam edeceğim. 12 milyon insan kendi içerisinde yer değiştirmiş. 12 milyon. 6 milyon insan ülkesini terk etmiş. 4 milyon insan Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'ye gelen insanlar içerisinde Araplar var, Türkmenler var, Ezidiler var, Hristiyanlar var, din olmayanlar var. 350 bin tane de Kürt var. Yani sonuç olarak baktığınızda dünyadaki etnisitenin karşılığı ne varsa orada yaşayanlardan, kaçanlardan, gidenlerden, ülkesini bırakmak zorunda kalanlardan öylesine çeşitlilikte insan var. Ama dünya bunlarla hiç ilgilenmiyor. Sadece ve sadece tek bir yapıyla ilgileniyor, Kürtlerle. Ama Kürtlerle ilgilenirken de onu belli bir tanımın içine koyuyor. Yani siz PYD'liyseniz, PKK'lıysanız, YPG içerisindeyseniz sizin bir değeriniz var. AK Parti'nin içinde bir Kürtseniz yok, CHP içindeyseniz yok, Milliyetçi Hareket Partisi'ndeyseniz yok, İYİ Parti'deyseniz yok. Sadece bu tanıma girerseniz eğer size bir anlam atfediyor ve batılı adlediyor. Ben merak ediyorum yani PYD'yi hangi değerleri batılı değerler haline getiriyor? Yani PKK'lı kadın peşmergelerin, kadınların çıkarak verdiği pozlar mı? O kapakta olma halleri mi? Nedir onları batılı değerler üzerinde savunulur hale kılan? Şimdi böyle baktığımızda kendimize haksızlık yaptığımızı düşünüyorum her birimizin. Bir defa dünyanın bir meselesi var, problemi var. Çok büyük gördüğümüz işte NATO, Birleşmiş Milletler, bunlar savaş sonrası bu 100 yıl içerisindeki savaşlar neticesinde dünyaya barış gelsin, huzur gelsin diye kurulan bu örgütler kendi içerisinde sadece ve sadece kendilerine iyilik istiyorlar. Türkiye'nin iddiası biz kendimize sadece iyilik istemiyoruz. Biz dünya için iyilik istiyoruz. Dünya beşten büyüktür bu demek zaten. Bütün dünya iyi olsun istiyoruz. Şimdi 21. yüzyıla baktığımızda işte Afrika'dan bahsettik. Çok hepinizle gidiyoruz, görüyoruz. Canım ülkeler, her şeyleri var. Müthiş bir yokluk içindeler. Madagaskar, dünyanın cennet gibi bir ülkesi. Yolu yok, suyu yok, tuvaleti yok. Açlık diz boyu, kokudan giremiyorsunuz. Kimin sömürgesi? Fransa'nın sömürgesi. Bakıyorsunuz bir başka ülke, Senegal. Kimin sömürgesi olmuş? Fransa'nın sömürgesi. Portekiz sömürgesi. Ve üstelik de gittikten sonra hala elleri üzerinde. Dünyayı rahat bırakmayan sömürgeci anlayış devam ediyor. Şimdi bu sömürgeci anlayış başka bir şeye büründü. Bürünen şey bu terör örgütleri, uluslararası terör örgütleri. Bu terör örgütlerinin farklı isimleri var, kimlikleri var, farklı gibi görünüyorlar. Kimi işte İslami terminolojiyi kullanıyor, kimi bakıyorsunuz diyor ki ben sol örgütlerin devamıyım. Bir başkası bakıyorsunuz başka şeylerden feyiz alıyor. İnsanları devşirirken çok tabii olarak balık avlarken herhalde balığın sevdiği yemi koyacak. O terminolojiyi, o dilleri kullanarak o ne diyelim kalbi muhabbeti yakalamak için bir avlama tekniği kullanıyor. Özellikle de gençleri tercih ediyor bu işleri yaparken. Ve devamında da ne olursa olsun karşınıza canavarca bir terör örgütü çıkıyor. Sadece kendini düşünen, muhataplarını değersiz kılan bir terör örgütü, cani bir terör örgütü. El-Kaide'nin en ufak farkı yok DEAŞ'ta. Aynısı, birebir aynısı. Peki El-Kaide nasıl doğdu? Kendi kendine mi geldi Afganistan'a? Kanat çırparak mı geldi? Afganistan'a Amerika el koysun, işgalini meşrulaştırsın diye El-Kaide'yi inşa etti.
Aldı oradan getirdi El-Kaide'yi Irak'a, devamında Suriye'ye. Ha, bu form yetmedi, yeni bir form yarattı. DAEŞ diye. Korkuttu dünyayı. En çok da bize zarar verdi. Kendi içimizde yüzlerce ile helemin belki içinde oldu. En bir yüzlerce insanımız hayatını kaybetti. Bir yılbaşı gecesi uyandığımızda kahrolduk. Şimdi buradan baktığımızda bu terör örgütlerinin yaratmış olduğu bu bombardıman karşısında tuhaf ama başka bir terör örgütüyle terörü temizlemeye çalışan bir dünya görüyoruz. Yani biz terörsüz bir barış tesis edemez miyiz? Nasıl oluyor yani DAEŞ'ten kurtulmak için koskoca Amerika YPG'yi meşrulaştırıyor, 30 bin tır silah veriyor ve biz diyoruz ki biz nerede hata yaptık? Biz mi hata yapıyoruz? Hatayı yapan dünyanın bu yaklaşımı, hiç değişmeyen bu sömürgeci yaklaşım. Biz diyoruz ki, bilmiyorum kelimelerin bir anlamı var mı? Terör örgütün kimliği ne olursa olsun, hangi kimliği kullanırsa kullansın, hangi dinin kisvesini kullanırsa kullansın, biz bütün terör örgütlerini şiddetle reddediyoruz ve onların karşısında duruyoruz. Biz kendi askerimizle mücadele ediyoruz. 8 yıldır anlatıyoruz. Bütün dünyaya Sayın Dışişleri Bakanımız anlattı. Trump'la konuşmalar ki kelimelerin de bir anlamı yok. Telefonda konuşuyorsunuz. Beyefendi sabah uyanıyor, bambaşka bir tweet atıyor. Akşama başka bir tweet. Hangi tweetiyle karşılık vereceksiniz? Böyle bakıldığı zaman şunu ifade etmek istiyorum. Bu tarz yaklaşımlar içerisinde bizim yapacağımız şey artık iş başa düşmüştür. Öyle olduğu için bu meclisteki 4 tane siyasi parti dedi ki evet itirazım var ama ona rağmen buradayım. Çünkü gerçeği siz de görüyorsunuz. Başka çare yok. Mecburuz bunu kendimiz halletmeye. Çünkü Amerika'nın meselesi, Türkiye meselesi değil, onun koruduğu başka yerler var. İsrail aşağıda dururken Amerika bizi umursar mı? Bizi kale alır mı? Bizim geleceğimizle ilgili herhangi bir kaygısı olabilir mi? Kaldı ki asıl mesele şudur. Bugün Afganistan diye bir ülke yok. Pakistan tarmar olmuş durumda. Irak diye bir ülke yok. Öyle ya da böyle Saddam'la bir ülke formundaydı. Artık Suriye diye bir ülke neredeyse kalmadı. Yani biz 8 yıl boyunca ülkemizin 911 kilometre olan o sınırını korumak için herkesin geleceği terör örgütleriyle uzlaşacağı ve barışın tesis edeceği bir günü mü bekleyeceğiz? Yani gelmeyecek bir günü beklememizi istiyorsunuz. Türkiye mecbur. Türkiye mecbur olduğu için oraya gidiyor. Ve sahipleri çok belli. Terörü engellemek nereden gelirse gelsin. Burada adı PKK. Aşağı iniyorsunuz adı oluyor YPG. Kimse kimseyi kandırmasın. Ve şunu söylememiz lazım. Amerika'yı ta binlerce kilometre uzaktan geliyor. Bizim 100 adım. Yürüsek adım, kilometre değil metre. Hemen burnumuzun dibi. Ölenler kardeşlerimiz, ailelerin bir kısmı zaten bizim sınırımızın içinde yaşıyor. Bizim kardeşlerimiz hayatını kaybediyor. Ve görülen şey şu, eğer biz bir şey yapmazsak aynı şeyi bizim ülkemize taşıyacaklar. Aynı şeyi. Zaten bazı konuşmalarda bunun nüvesini alıyoruz. İşte Sayın Bakanımız anlattı. Hukuken bunun altlıkları var. Birleşmiş Milletler'de 51. madde. Adana mutabakatı ki 2009'da Adana mutabakatı da aslında yasal bir başka zeminde kavuştu Türkiye'de. Hal böyle olunca tüm bunlardan yola çıkarak Türkiye kendi meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Hukuken yapmasını gerekeni yapıyor. Yalnız mıyız? Evet yalnızız ama bakmayın yalnızlık onurlu bir iştir. Lider ülkeler yalnızdır. Bu işin kaderi böyledir. Siz eğer yola çıkarsanız, başarırsanız arkanızda bir sürü insan olur. Ha diyorsunuz ki Filistin niye böyle yaptı? Değerli arkadaşlarım, biz bir konuyla ilgili karar verirken kim bizi destekleyecek, kim bizim arkamızda olacak diye karar vermiyoruz. Bizim kalbi meselemizdir, imani meselemizdir Filistin. Filistin ne yaptığı için değil, biz inandığımız için Filistin'e destek veriyoruz. Ve onların hakkını, hukukunu savunmak bizim vazgeçilmez temel değerlerimizdendir. Şimdi şunları da söyleyerek bağlamak istiyorum. Nihayetinde Türkiye belli bir amaç için orada ve mümkün olan en kısa zamanda sivillerin hakkını, hukukunu koruyarak görevini tamamlayacak ve oradan geri dönecek. Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bu operasyonun başladığı gün, harekatın başladığı gün camilerde fetih sureleri okundu. Dün genel kurulumuzda fetih suresiyle alakalı fethe mi gidiyorsunuz, ne oluyor falan böyle biraz ne diyelim anlamının yeteri kadar idrak edilmediği ifadeler işitmek durumunda kaldık. İstanbul Üniversitesi'nin o gün sabah tekrar hatırlama ihtiyacını duydum. Her gün girdiğim kapısının üzerinde Fetih Suresi'nden 2 ayet yazıyor. 2 ayet.
Sağ tarafında şöyle yazıyor ki fetih demek, anlamını tekrar gelirken sözlüğe bakarak gördüm, tekrar okumak istiyorum. Fetih demek açma demek, açma. Fetih demek yol gösterme demek. Fetih suresi okunursa bir kişi bir işe başlayacağı zaman onu okur ki yolu açılsın, kalbi açılsın, ferahlık içerisinde yol bulsun ve Allah'ın izniyle inananlar için galip olsun. Orada şöyle yazıyor. Buyurun devam edin Sayın Zengin, 2 dakika daha süre ilave ediyorum. Sağ tarafında şöyle yazıyor. Diyor ki şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik sağ tarafta. Sol tarafta Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. Ben şimdi size şunu soruyorum. Bunu okuyarak giden şehadete yürüdüğünü, belki de şehadete gidiyor bir asker. Fetih suresi okumasında ne okusun? Önce Allah'tan yardım dilemesin de ne yapsın? Önce elbette Fetih suresi okuyacak, manen güçlenecek. O yüzden Fetih suresinin anlamını idrak etmeyi Allah milletimize nasip etsin. Hep beraber. Ve devamında oraya giden askerlerimizle yapılan konuşmalarda görüyorum. O kadar mutmainler ki, ne iş yaptıklarının öylesinde farkındalar ki insan kendi nefsinden haya ediyor. Ve biliyorum askerlik biraz erkek işi gibi algılanıyor. Ama bu ülkede bu topraklar özgürlüğünü kazanırken, Mustafa Kemal'le beraber bu özgürlüğünü kazanırken bu topraklarda erkekler kadar kadınlar da mücadele etti. Kadınlar sadece evlatlarına, ellerine kınaya kayak cepheye göndermedi. Kendileri de gitti. Bu topraklar için savaştı. Bugün de böyle. Zannetmeyin sadece erkekler değil. Kadınlar da sonuna kadar bu davanın arkasında. Ve şununla bağlamak istiyorum değerli arkadaşlarım. Anneler, ben de 3 erkek çocuk annesiyim. Çok zor bir iş yani. Anneler evlatlarını dünyaya getirdikten sonra hep dua ederler. Ne derler? Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete hayırlı evlat olsun. Ve günü geldiğinde de vatan sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Zengin. Evet, gruplar adına konuşmalar tamamlanmış.